Uzun saçlı rock müzik seviyor ama siyasi görüşleri hakkında kapsamlı bir bilgi yok. Çünkü geçmişte kariyer basamaklarında yükselmek isteyen pek çok genç siyasinin görevi beğenilmeyen açıklamaları sonrası aniden sona ermişti. Küba Devlet Başkanı Yardımcısı Miguel Díaz-Canel'in kamuoyuna yansıyan son ifadelerinden sadece emperyalizmle mücadeleye devam edilmesi görüşünü savunduğu biliniyor. Küba'da her zaman devrimi savunan devlet başkanları olacak ve bunlar halkın arasından gelen yoldaşlar olacak. Halk onları seçecek ve hepsi bu süreçten geçmek zorunda kalacak. Komşuları ve onu Villa Clara vilayetinde Komünist Parti'nin birinci sekreteri olduğu dönemden tanıyan vatandaşlara göre Miguel Díaz-Canel mütevazı ve sevilen bir lider. Bir Castro dışında devlet başkanlığına getirebileceğiniz en iyi kişi. Raul ve Fidel Özel'di ama Díaz-Canel de bana göre devlet başkanı olmak için kapasiteye sahip. Gülümserken çok ender görülen Díaz-Canel, bir Komünist Parti toplantısından sızan videoda bazı bağımsız medya kurumlarının kapatılmasını talep ederken görülmüştü. Santa Clara kentinde yetişen ve 1982 yılında yerel bir üniversiteden mezun olan Díaz-Canel 3 yıl zorunlu askerlik yaptı. Díaz-Canel San Miguel'de dünyaya geldi ve Komünist Parti sekreteriyken orada yaşadı. Burada üniversitede okudu ve öğrenme azmi ve katılımıyla en parlak politika öğrencilerinden biri oldu. 1987 yılında Genç Komünistler Birliği'ne katıldı. Santa Clara Üniversitesi'nde mühendislik profesörü olarak görev yaptı. Ayrıca Nikaragua'nın sosyalist devrimini desteklemek için hükümet tarafından yürütülen bir misyon kapsamında bu ülkeye seyahat etti. Santa Clara sakinleri onu Beatles hayranı uzun saçlı biri olarak hatırlıyor. Ülkedeki koyu komünistler Küba'nın kapitalist düşmanlarının bir geleneği olarak gördüğü Beatles'ı çok fazla sevmiyor. Genç profesör 1994'te Villa Clara'ya parti birinci sekreteri olarak atandıktan sonra mütevazı yaşam tarzıyla çalışkan bir memur olarak kısa sürede ün kazandı. Liderler de herkes gibi hata yapar. Hepimiz insanız. Hata yapmamış olsaydınız doğmazdınız. Gezegende yürüyen herkes hata yapmıştır. Bir lider olarak kötü bir insan değil. Villa Clara'daki görevi döneminde El Menunia adında rock'n'roll şovları düzenleyen bir kültür merkezinin aktif destekçilerinden biriydi. Ayrıca burada eşcinsellere de destek verdi. Díaz-Canel 2003-2009 yılları arasında Holguín'de parti yöneticisi olarak görev aldı. 2013 yılında ise devlet başkanlığı yardımcılığına getirildi. Pek çok siyasi gözlemci yaşlanan devrimciler tarafından yönetilen bir sistemde genç başkan yardımcısının bu göreve getirilmesini akıllı bir strateji olarak nitelendirmişti. Küba'nın yeni devlet başkanını ekonomik ve sosyal açıdan pek çok zorluğun yanı sıra daha fazla reform talebi de bekliyor olacak. Ve hızla modernleşen dünyada pek çok belirsizlik. Kesin olan tek bir şey var, o da Küba'nın yeni devlet başkanı Castro soyadını taşımıyor olacak.